Hayalperest kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir şehirden diğer şehre otostop çekerek gideceğiz ve hemen otostopumda başlayalım. İnsanlarımız gerçekten bu anlamda duyarsız kalmışlar. Geçmiş tarihlere baktığımız vakit gerçekten insanlar birbirini yolda gördüğü vakit direkt hemen alıp direkt sorgusuz sualsiz götürürdü gideceği yere kadar. Ama bir farkındalık yaratacağız ve insanların burada duyarlılığını ölçmüş olacağız. Hadi bakalım. Bu tırcı amca acaba bizi alır mı? Taraf koşuyor. Aynen. Bir konuşalım. Selamun aleyküm abi. Nasılsınız abim, iyisiniz? Merhaba abi. Ya biz şeye gidecektik de, Antep'e gidecektik. Vallahi ben köye gidiyorum. He? Köyün yoluna kadar sizi götürebilirim. Hangi köy abi? Bayan'da. Hani biz paramı da giderdik. Dedik bir duyarlılığı ölçen milletimin, halkımın bu alanda ne kadar duyarlı onu göstermek adına dedik bir kısa videoda çekelim yani. İyi yapmışsınız. Böyle işte duyarlı insanlara ihtiyacımız var işin açıkçası. Ama devir de kötü devir olmuş yani. Hırsız mı var yolda, ondan sonra terörist mi var? Yolda geçen vatandaşlar da işte o şekilde birazcık tepkinli oluyor yani. Ama yine de biz millet olarak hani birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor yani. Hani öyle bir şeyiz yani. Yardım severiz. Aynen. Ve Urfa'da hani bunu bence Türkiye'de ev sahipliği yapabilecek bir ildir yani. Tabii tabii. Ama yine de siz işte neresiniz? Biz Urfa'yız aslında zaten. Urfa'lısınız. Ha, ben Urfa'lıyım. Urfa'la benzemiyorsunuz yani. Doğrudur. Urfa'lıya benzemiyorsunuz ya, bu kesin. Doğrudur. Şey. Doğrudur. İşte dedik en azından güzel bir video çek yani, tabii konulu olsun, en azından insanlar böyle duyarsız kalmasın bu videoyu izledikten sonra. Bir farkındalık yaratmak istedik. Bu arada en azından sizi de tanıyalım abi. Ne iş yapıyorsunuz, neyle ilgileniyorsunuz? Restoran işletiyoruz. Hani daha abimin restoranında çalışıyorum. Harran Üniversitesi'nin orada restoranımız var. Kebap üzerine mi? Kebap üzerine. Sürekli gidiyorsanız ben günlük bu yolu gidiyorum yani. Yo, ben sürekli gitmiyorum. Farkındalık olsun diye bu videoyu çekmek normal için dedik en azından otostop çekerek bir deneyelim Antep'e giderek. O şekilde bir gideceğini diyene kadar zaten gideceğiz. Oradan tekrardan bir otostop çekip devam edeceğiz yolculuğumuzda. Amin. İnşallah. Allah kaza bela vermeden Antep'e ulaşmaya çalışacağız otostop çeke çeke. İnsanlar hani kendini bilen insan hiçbir zaman kendini kaybetmez. Tabii. Ve hani denk gelirsiniz yani. Muhakkak. Güzelmiş ya, hani yapmak istediğiniz, yapmaya çalıştığınız şey. Aynen yani. Çok güzel. İnsanlara şey, bazı şeyleri göstermek adına zaten ben bu işe girdim, YouTube işine girdim. Çok güzel bir düşünce. Yani bir farkındalık olursun. En azından insanlar her anlamda güzel bir içerikler izlesin. Tabii. Hani farkındalık. Ne bileyim, onun dışında her anlamda bir video çekip insanlara göstermeye ve ifade etmeye çalışıyorum. Güzel, en azından insanlığın ölmediğini göstermeye çalışıyorum. Yani, aynen. Yani bir ispatı diyelim. Aynen. Keşke bütün insanlar sizin gibi iyi düşünse en azından. İşte. Bu anlamda işte insanlarımız bilinçlendirmek lazım. Aynen. Bu arada abi bizi aldığın için teşekkür ederiz. İnsanlık ölmedi ya hani. En azından bir farkındalık insan, ya. İnsan olarak görevim. Farkındalık oluşturmuş olduğunuz bu konuda insanlarımıza. O şekilde yani güzel bir yolculuk oldu. Güzel bir sohbetimiz oldu yol boyunca. Aynen. Burada mı duracağız abi? Aynen. Her şey için teşekkür ettik abi. Rica ederim. Güzel inşallahımızda ufaktan ufaktan alalım kadar yine otostop çekmeye başlayalım. Teşekkür ederim abi. Rica ederim kardeşim, ben görüyorum. Evet abi, neler söyleyeceksin? Valla güzel bir insandı yani, muhabbet ettik kendisiyle. En azından bir farkındalık oluşturdu bizim için. Ve buradan kendisine teşekkür ediyorum. Hayatında başarılar diliyorum.
kimse bir de almıyor. Abi beni al. Abi ne olursun beni al abi. Abi beni al. Abi beni al. Beni al abi. Ya durun ya. Beni götürün götürün. Ulan diyarlı kimse kalmamış lan. Ulan o taşıdıkları pamuk kadar değersizdim lan. Pamuk bizden daha değerli. Pamuk bizden daha değerli. Pamuk bizden daha değerli. Bu beni al dostum. Ben yolda kalmış bir insan. Beni alma. Beni almadığınız için bir gün cezalandırılacaksınız. Bizi al al. Vay vay vay. Bizi aldılar. Bir dakika. Hemen. Abim öncelikle merhaba. Merhaba. Farkındalık oluşturabilmek adına yolda otostop çekerek bir şehirden diğer şehre gitmenin videosunu çekiyorduk da. Bu farkındalık yaratmış olacağınız videoya destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ne demek bu? Ben Kıbrıslıyım. Evet abi. Kıbrısların her zaman böyle bulursunuz yani yolda. Yani en azından el vereni ya yani yol isteyene hemen yardımcı oluruz götürürüz yani. Özellikle gündüz gece herkes tedirgindir. Korkabilenler var, korkmayanlar var. Alır. Ne iş yapıyorsunuz hocam? Ben Kıbrıs'tan geldim arkadaşımla beraber. Ben emekliyim, arkadaşımdan geldik. Sigorta emeklisiyiz ikimiz de. Dediğim gibi bir Kıbrıs Türk vatandaşı olarak biz geldik burada. Herhangi bir yanlış anlama varsa Türkiye'deki insanlarımızda Kıbrıslı Türkler için o yanlış anlamayı düzeltme amacıyla biz ikimiz büyük bir pankart hazırlattık. 3 metre uzunluğunda, 1,5 metre yüksekliğinde büyük güzel bir yazımız vardı üzerinde. Bayraklar sağlı sollu. Geldik gittik Akçakale'ye. Açtık pankartımızı. Durduk. Kameralar oradaydı zaten. Geldiler bizimle röportaj yaptılar. Görüntülerimizi aldılar. Lokma döktürdük orada. Evet. Devletimizin başarısı için. Ve dönüyoruz şimdi Allah'ın izniyle. Arif abi sen tanıdığıma memnun oldum. Her şey için çok teşekkür ederim. Yol boyunca da güzel muhabbet sağ ettik. Olun, çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Abi teşekkür, teşekkür ettim. Ya hayırlı yolculuklar. Şey. Oldu iyi günler. Sağ olun. İnşallah bir gün. İnşallah. Güzel bir yolculuk geçirdik. Güzel bir muhabbet ettik kendileriyle. Bize öğütlerde bulundular. Güzel güzel öğütlerde bulundular. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. En azından yeni tekrardan otostop çekmeye devam ediyor. Saat 4'e geliyor. Akşam batmadan Antep'e ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar Arif abi Gül son anda buluşacağı arkadaşlarını aradılar. Onlar da İstanbul'a gittiği için beraber tekrardan bizim şu dönemeçten diğer kısımdaydık. Buradan dönerek Kadir burayı göstersene. Buradan dönerek bizi gelip burada beklediler. El işareti ederek bizi gelmemizi istediler. O şekilde Antep'e kadar aynı şekilde yolculuk edeceğiz ve o şekilde yolculuğumuzu bitireceğiz. Kadir bu şekilde. Tamam hadi geçelim. Kısmet. Arif abi Gül'e bir atraf fotoğrafı çektirelim dedik ve onlara kendilerine atacağız o fotoğrafı. Ve böyle ölümsüzleştirmek istedik kendilerini. Yola gelmişken en azından Birecik Köprüsü üzerinde. Birecik Köprüsü'nün oradayız tam. Hatıra fotoğrafı çektireceğiz kendileriyle. Ve kendilerine de hatıra kalmış olacak. Anı ölümsüzleştirmeye çalışacağız. Projesini
Evet abi. Kendi adınıza mı yapıyorsunuz yoksa bir firma adına mı yapıyorsunuz? Biz kendi adımıza yapıyoruz abi. Böyle bir güzel bir oluşum sağlayıp insanlara duyarlılığın ölmemesi adına, hani kuşaktan kuşağa devam etmesi adına. Hani bak mesela Arif abi seni yolda tanımış olduk. Evet. Gerçekten güzel bir sohbetimiz gerçekleşti bu konuda. Hani buradan ne demek istersin? Yani Türk vatandaşı, siz de Türk, tabii ki Türk vatandaşısınız ama hani neticede Kıbrıs'ta daha çok Batı'nın kültürüyle hani daha yakın olduğunuz için buradaki değerler birazcık daha sanki hemen hemen kayboluyor. Bak, şöyle. Bizim için de Türklük her şeyimiz bizim için. Evet doğru. Ha, biz oradaki kültürü de değişik kültürleri de özümsedik ama biz kendimizi kaybetmedik. Yani kültürümüzü kaybetmedik. Yaşıyoruz onları her zaman. Arif abi sana da ben pencereyi kapatırsan bu anı şey yapacağız da çekilir. Şimdi abi söylersen. Evet şimdi bizim dediğim gibi oradaki kültürü de yabancı kültürleri de yakaladık, özümsedik, yani her türlü hareket edebiliyoruz, onların dilinden, onların lisanından anladığı şekilde de konuşabiliyoruz. Fakat Türklüğümüzden, Müslümanlığımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Nasıl diyeyim sana, dediğim gibi geleneklerimizi de hala yaşatıyoruz. Abi. Güzel güzel abi, bu şekilde olmasa zaten her insan dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir şekilde kültürünü kaybetmemeli yani. Ben televizyonları her gün için abartmıyorum. Ben var 30 senedir her gün için en az 2 gazete alırım. Bir tanesi Sabah, bir tanesi bizim yerel gazetemiz. Bir epey zamanda da başladım Hürriyet'i de alırım. Yani 3 tane gazete alırım. Her gün sabahleyin işimi yapmadan başlamadan işe bu gazetelerimi illa okuyacağım. Saat başı haberleri kaçırmamaya çalışırım. Türkiye haberlerini, Kıbrıs haberlerine bakmıyorum ben. Abi sen şimdi az çok hani bu tarihi, bu coğrafyayı, bu toplumu bilgin var. Yani şu anki gençlere ne demek istiyorsun yani bu anlamda? Hani bir şeyler söylemek istiyor musun yani? Hani konumuzun dışında olabilir veya konumuzla alakalı bir durum olabilir. Konumuz şöyle. Nasihat boyutunda söylüyorum ben. En önemlisi hoşgörüye sahip olsunlar. Yani hemen parlamasınlar. Bir arkadaşı bir laf söylemiş. Adamlar içki masasında, yemek masasında otururlar. Evet. İki samimi arkadaş. Aha. Bir anda biri diğerini öldürebiliyor. Bizde öyle şey görmezsin Kıbrıs'ta. Yani onu arkadaşımın söylediğiyle ben. Abi, Türkiye'de birazcık daha çok fazla. Buradan girer buradan çıkar arkadaşımın söylediği. Ben onu espri niyetine alırım. Hoşgörüsüne şey derim, bağlarım ben kendimin. Eminim ki o da bana onu söylediği hiç önemli değildir. Şakavari söylemiştir. O şekilde biz takılırız. Ya bizde birazcık direkt yine takıntılık falan söz konusu ama yine de takıntılı olmamak gerekiyor tabii ki. Olmamak gerekiyor tabii. Zaten senin o arkadaşın nasıl arkadaşım o senin? Arkadaşınsa her türlü şeye katlanman gerekir. Yani hoşgörü demektir bu. Aynen. Arif abi her şey için teşekkür ettim. Sizle tanıştığımızda en azından memnun oldum. Sağ olun beyler. Abi biz de her şey için teşekkür ettim. Rica ederim. Sağ olun. Rica ederim. Çok güzel bir harika bir zaman geçirdik. Yolculuk aynen. En azından sürpriz oldu hem bize sürpriz. En azından sizi tanımış olduk. Evet. Bu vesileyle sizin gibi böyle bir dost abi edindik. Her şey için gönlünüz olsun. Vallahi. İyi akşamlar abi. Güzel başarılar. İyi akşamlar. Teşekkürler abi. Gençliğinizle, bu baharınızla emreyim. Eyvallah abi. İyi günler geçiresiniz inşallah. Kendinize iyi bakın. Olur. Kıbrıs'ta yaşadıkları için Gaziantep'i bilmediklerinden dolayı kendilerini otele yerleştirdi. Hatice ablanın evine geldik ve geceyi burada geçireceğiz. Ondan sonra tekrardan Şanlıurfa'ya gideceğiz. Hatice abla, burada söylemek istediğin bir takım bu yol üzerinde otostop çeken insanlar için bir şeyler söylemek istiyor musun bu videoda? Vallahi ben çok mutlu oldum. Hala insanların yolda birilerini alıp birlikte sohbet ede gelmeniz. Yaşamın hala yaşamak için neden olduğunu, yani güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi otostop çeke çeke bir de bamya tarlasına girdik ve bamyalarımızı toparlayıp o şekilde tekrardan Şanlıurfa'ya döneceğiz. Hemen ufak ufak böyle toparlamaya başlayayım. Şöyle dalında toparlıyoruz. Şu şekilde, bunun büyüklüğüne baksanıza. Böyle bamyalarımızı toparlıyoruz işte.
Ya hayalperest her yerde. Tarlada, dağda, taşta, havada, köpeğin yanında, kuşun yanında. Otostopumuza kaldığımız noktadan devam ediyor. Şu şekilde bamya toparlamıştık tarlada zaten. Ve otostopumuzu çekeceğiz. Bizi yolda aldığınız için. Bu insanların yardımseverliğini ölçmek için böyle otostop çekerek işte bir şehirden diğer şehre gidebilmek adına bu şekilde bir video oluşturduk ve size bu videoda yerinizi aldınız. Bunun için de ayrıyeten teşekkür ederim. Rica ederiz. İsminiz neydi beyefendi? Mustafa. Mustafa Bilici. Ne iş yapıyorum? Ve COSCEP üzerine danışmanlık, COSCEP girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Aynı zamanda YouTube'da da Mustafa Bilici yazarsanız COSCEP ile ilgili projenizi kendiniz yazabilirsiniz. O videoları oradan izlerseniz, yani dışarıda 5.000, 10.000, 20.000 liraya kadar paralar istiyorlar. Evet. Kendi projenizi oradan kendiniz yazabilirsiniz. Böyle bir kolaylık sağladık. Güzelmiş abi. En azından böyle insanlara faydalı olabilmesi adına güzel. Bunun yanı sıra internet sitemiz var. yemenisepeti.com. Gaziantep'in Yemenilerine bazı yerde hayde diyorlar, bazı yerde çarık diyorlar. Anne üzerine böyle yemek, zeytinyağı. Yemek değil, Yemeni. Yemeni. Yemeni, Antep Yemenisi. O deri çarıklar var ya, evet. Onlar. En azından arkadaşlarımız da bilmediği için Yemeni, aynen, en azından öğrenmiş oldular. Ayakta koku yapmaz, terleme yapmaz, kaşıntı yapmaz. Yani 10 numara sağlıklı bir, eskiler yani boşuna sağlıklı yaşamamışlar yani. yemenisepeti.com. yemenisepeti.com. Aynen. Oradan alışveriş edebilirsiniz arkadaşlar. Eyvallah. Peki Yemeni'nin üretildiği deri ne derisi? Biraz teknik olalım. Şimdi Yemen'in tabanı manda derisinden, camız derisinden yapılır. Altı köseledir. Üstü koyun derisinden, içi de keçi derisinden yapılır. Tamamen deridir ve el yapımıdır. Bunlar makineyle zaten yapılmaz. İçten ve dıştan dikiş atılır. Ortalama piyasa fiyatı? Piyasa fiyatı yani 100 liradan başlıyor, 300 liraya kadar çıkıyor. Değişiyor. Yani yapılış şekline, özeline, özel yapımına göre değişiyor. Derisine göre. Evet. Kalitesine göre. Aynen. Güzelmiş abi. Peki nasıl Antep halkı misafirperver midir? Antep halkı özü itibariyle misafirperverdir tabii ki. Ama gün geçtikçe bu biraz azaldı. Aynen. Niye azaldı? Şimdi iki tane gençsiniz, ben tek başımayım. Aynen. Ben size nasıl güveneceğim? Güven problemim var. Ve aslında eğer ki bir anımı anlatayım istersen, bakın tam burası. Ben yıllarca Antep'te çalıştım, evim Nizip'te. Git gel yapıyordum. Haftada bir günde toplantımız vardı. Toplantı genelde 11-12'ye kadar sürerdi. Şimdi çalıştığım yerin arabası da var. Arabayla bırakalım dediler. Ben yok dedim. Ben kendim giderim yani. Bir şekilde araba dolmuş, otobüs ne bulursak gideriz diyerekten. O sizin beklediğiniz yerin daha aşağısında indirdiler beni. Ben indim yani orada. Evet. Bekle bekle kimse gelmiyor. Yürüye yürüye bu petrolün oraya kadar geldim. Tabii takım elbise kravat. Çok güzel bir şekilde. Neyse kimse durmuyor. Otostop çekiyorum, kimse durmuyor. Gece saat 12.30 bir. Doğru. Bir tanesi geldi. Şey, daha doğrusu beni görmüş, döndü geldi. Yani döndüğünü hissettim çünkü. Bir baktım. Şöyle elinde silah var. Silah böyle tutuyor. Güzel oldu. Bana dedi ki nereye gidiyorsun dedi. Dedim Nizip'e gidiyorum. Şimdi bak o benden korkuyor, ben ondan korkuyorum. Ama yine de iyilik içinde var. İyilik yapmak istiyor. İşte kimlerdensin şu bu falan tanıştık. Bindim o arabaya. Bakın yani herkes de o arabaya da binemez yani. Öyle de bir durum var. Aynen, bize silah gösterirsen biz binemeyiz. Ya ilk başta sizi hani böyle tanımaya çalışmış o adam. Aynen. Hani böyle bir tehlike olmadığını görünce de size gideceğiniz noktaya kadar, aynen, alıp götürdü yani. Aynen öyle. Yani biz de onun için bir farkındalık oluşturmak için insanların yarı yolda bir insanı gördüğü vakit en azından bir yakınlaşsın. Hani böyle bir tehlike durumu arz ediyorsa uzaklaşsın veya etmiyorsa, evet, kendi duygularıyla o şekilde alıp o yolcuyu gideceği noktaya kadar bırakabilir diye biz de bu şekilde bir video oluşturduk. Aslında şöyle bir şey var. Kader denen bir olay var. Eğer benim ömrüm bitmişse ne ben yapsam? Burada
kaza da geçirerek ölebilirim. Evet. Siz silahla da öldürebilirsiniz. Evet. Yani bu başa gelmişse yapacak bir şey yoktur. Doğru. Maalesef toplumda şöyle bir algı var. Aman ha iyilik yapmayın, aman ha işte şuna durmayın, aman ha buna durmayın, işte şu şöyle olmuş, teyzenin elinden tutmuş, işte iğne batırmış, bayılmış da böbreğini almışlar. İnsanlarda bir korku oluşturarak insanların iyilik yapmasını engelleyen bir toplum haline geldik. Bunları aşmamız lazım. Çünkü zamanın birinde adam bir tanesi çölde yerde yatarken bir iyiliksever birisi gelmiş. Ona yardım etmek için atından inmiş. İnince tabii o da numara yapıyormuş. Bunu yatırmış, parasını almış, atı almış, kaçmış. Kaçarken o yardım etmeye inen kişi demiş, dur dur. Verdim, helal olsun. Hiçbir şey istemiyorum. Ama demiş, bu olayı kimseye anlatma. Aynen. Niye demiş? Eğer sen anlatırsan demiş, insanlar birini gördüğü zaman yardım etmeyecek demiş. Bak buradaki çok güzel bir yaklaşım yapmış. Aynen. Gerçekten de hani bu şekilde yayılırsa insanlar zaten yardımı, zaten o şekilde de biz yardımdan koptuk yani. Aynen. Birbirimize aynen. Yardım maalesef. Etmeyecek duruma geldik yani. Maalesef. Aslında özümüzde yardımseverlik bir toplumuz. Aynen. Ama bu kötü durumları duydukça ister istemez o yolda kalmış insan veya yardıma muhtaç insanlardan uzaklaşıyoruz. Aynen. Yani. Aynen. Aynen. Abi her şey için çok teşekkür ederim ben tekrardan. Ben teşekkür ederim. Allah yolunuzu açsın. Yol boyunca güzel sohbetler ettik. Evet. Evet. Ben çok memnun oldum işte hanıma. Aynen. En azından bilgiler bazı konularda bilgi sahibi oldum. Yani ileride abinin yapmış olduğu iş neydi Kadir? KOSGEB girişimi. Yok KOSGEB değil. Yemeni'yi de öğrenmiş oldum bu arada. Evet. Yani en azından hani dericilik üzerine evet. Şey olduğunu öğrenmiş oldum. Hani bak daha önceden hani bilgim yoktu. Bilgi sahibi olduk yani evet. Böyle seyahatler yaparaktan bilgi de sahibi olabiliyoruz tabii yani. Ki. Hani böyle farklı kültürler, farklı bilgiler. Biçimi gezerek. Aynen yani. Gezerek yani. Hani böyle toplumla iç içe olup aynen. Muhabbetler kurmak en azından bilmediğimiz noktalarda da aynen. Bir bilgi sahibi olmuş olduk. Evet arkadaşlar yine Nidip'e kadar geldik. Nidip'ten sonra tekrardan otostop çekip işte Urfa'ya gitmeye çalışacağız. Ben Şanlıurfa'ya doğru gitmek üzere şu an bir araca bindik. Tam tamına 40 dakika boyunca bekledik. Hiçbir lüks araçlar bizi almadı. Orta kesim ve normal kesim araçlar genellikle böyle durdu. Nereye gideceksiniz falan diye sordu. Normal kesim bir araca bindik ve şu an Şanlıurfa'ya Aligör'e doğru gidiyoruz. Aligör'den sonra da tekrardan Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şu an Aligör'e geldik. Aligör'den de Urfa'ya doğru kaldığımız noktadan otostop çekerek devam edeceğiz. Ve 30 kilometre yolumuz kaldı. Kimse bir daha almıyor. Urfa'ya doğru gidiyoruz. Urfa. Vay. Kaldım üniversite falan. Onu anlatır mısın? En azından insanlar burada. Üniversitede bizim ben Kazım Konya Karaman'da okuyordum. Evet. Kazım Karabekir'den Karaman'a gitmek zorunda kalıyorduk bazen. Hı-hı. Kazım Karabekir'in hayat şartları biraz zordu. Evet. Pek fazla yani bir şeye ulaşmak istediğin zaman merkeze gitmek zorundaydı. Biz de o yüzden ne yapıyorduk? Otostop çekiyorduk. Çünkü kasabanın otobüslere belirli saatlerde kalkıyorduk. Aşağı yukarı kaç saat bekliyordun otostopa? Yeri gelirdi bir dakika beklerdim. Yeri gelirdi bir buçuk saat beklerdim yağmurun altında. Anladım. Ama ben o duyguyu çok iyi bildiğim için otobüs seferleri mesela 5'te bitiyordu. 5'ten sonra benim Karaman'a gitmem gerekiyordu. Gidemiyordum. Otostopa çıkıyordum. Bazen bir saat bile beklediğim oluyordu. O günden sonra biz de dedik ki yemin ettik mesela kendi kendime bir gün arabam ya da bir arabada olursam kimi görürüz oluşturmuş oldum. Kendisi de yaşamış ve bir başkasının da yaşamadığını düşünsene. Şimdi herkes yaşamıştır bir şekilde yağmurun altında bir saat düşünsene burada durduğumu ve bir tane insanın bile almadı yani. Vallahi ben bundan Nidip'le Aligör arasında tam tamına rahat 40 dakika falan kaldık değil mi Kadir? 50 dakika. 50 dakika yakın bir süre kaldık kimse bizi almadı işte. Sağ olsun yine bir abimiz geldi ve de aldı yani. Neticede burada insanların böyle duyarlı olmasını istiyoruz. Umarım da duyarlı olurlar bu videoyu izledikten sonra. En azından yarı yolda kalmış bir insan yanına yanaşıp hani böyle beğenmese bile hani bir tehlike arz ettiği vakit bir şey bahane edip gidebilirler. Yok, bir yandan hak veriyorum, vermiyorum değil. Hırlı mersiz mi de ama geçen 100 tane araba ruh yüzünden yüzü de mi korkuyor benim babam? Vallahi doğru diyor. Ya düşünsene ben tek başıma durmuşum. Ben ne yapacağım o adama? Evet.
Şanlıurfa'ya geldik. Zorlu bir süreçten geçtik ve insanlar kolay kolay yardım etmediğini burada şahit olduk. Ve güzel insanlarla tanışmış olduk. Tanışmış olduğumuz insanlarla da bir arkadaş edindik en azından. Güzel bir dostluk edindik. Kıbrıs'ta Arif abiyle. Ondan sonra 2-3 tane aynı şekilde öyle dost edindik. Hiçbir şekilde parasız bir şekilde yola çıkmayın. Ve emin olun ki yolda öyle kalırsınız. O yağmurun altında, o yıldırımın altında. Çok emek verdim. Kanalıma abone olup ve like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.